Gençliğin gözyaşları 6. köşe taşımla devam ediyorum. Maksimum minimum problemleri testlerine. Birinci sorumuz diyor ki, yukarıdaki şekilde yarıçap uzunluğu 6 birim olan O merkezli çeyrek çember içine dikdörtgeni çizilmiştir. Buna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç birim kare olur diye soruyor. Şimdi yarıçap uzunluğu dediği yer, şurası bizim yarıçapımız. Dostum gelin bunu biz hiç türevle yapmayalım. Hani birkaç köşe taşı önce bir kolay bir yolu öğrettim ya, geometriden yapmanın yöntemini. Onu söyleyeyim ben size dostlarım yine burada. Şimdi ne demiştim? Bir dikdörtgenin ya da bir şeklin alanının en büyük olmasını istiyorsa o şekli bir kademe düzgün hale getireceksin. Dikdörtgenin bir kademe düzgün hali kare olacak dostum. Demek ki ben bu dikdörtgeni kare kabul ettiğimde, yani şu kenarla şu kenarı birbirine eşit olduğunu düşündüğüm an, alanının en büyük değerini bulmuş olduğum andır. E bunun da alanı, karenin alanı bir kenarının karesi, yani 3 kök 2'nin karesi olacak. O da 18 yaptı gobeli. Geldim bu soruya. Diyor ki 2 ve 3 numaralı soruları bu şekle göre cevaplandırın. Şimdi şekilde çemberin denklemini vermiş. Yarıçapı 4 olan bir çemberden bahsediyorum. Yani şurası 4. Birinci soruda ne diyor şimdi, daha doğrusu ikinci soruda? Üçgenin alanı hangi x değeri için en büyüktür diyor. Şimdi bu üçgenin alanının en büyük olabilmesi için ne dedim ben? Şimdi eğer ki normal bir üçgense arkadaşım bu, salak üçgen diyeyim hatta, hani dik değil, ikizkenar değil, eşkenar değil, salak bir üçgenin bir kademe düzgün hali dik üçgendir. Eğer dik üçgense zaten verilen, bunun bir kademe düzgün hali ikizkenar dik üçgendir. Şimdi bana verilen üçgen dik üçgen. O zaman bunu bir kademe düzgünleştirirsem ikizkenar dik üçgen olur ki bir kenarı 2 kök 2 birim olur. İşte bu dik üçgenin alanını en büyük yapan x değeri ise 2 kök 2 olur. 2 kök 2 değeri doğru cevaptır. X'in hangi değeri için en büyük olur diye soruyor. 3 numaraya bakıyorum. Üçgenin alanı en fazla kaç birim kare olur diye soruyor. E bir kenarına 2 kök 2 bulduk ya, dik üçgenin alanı, dik kenarları çarp 2 kök 2 ile 2 kök 2, 2'ye böl. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürsün. Cevabım da Denizli çıksın gobeller. 4 numaraya geldim dostum. Diyor ki üçgenin çevresi en çok kaç birimdir? E ne diyecektik? Şimdi bunun yarı çapı 4'müş. O zaman bir kenar 2 kök 2. 2 kök 2 kabul edersem, yani ikizkenar dik üçgen kabul edersem, alanı da en büyük, çevresi de en büyük oluyormuş. Peki çevresi ne diye soruyor bize? 4 kök 2 artı 4. Hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkımızda 4 kök 2 artı 4 var. 5 numaraya geldik. Yine alanın en fazla olmasını istiyor dostum. Eğer böyle bir çember, yani şu şekildeki çember içindeki dikdörtgen alanından bahsediyorsa, bunu da şöyle kabul edeceksiniz. Böyle bir ikiye böldüğünüzde şunu, iki tane kareden oluşan, şöyle iki tane kareden oluşan dikdörtgen kabul edeceğiz bunu dostlarım biz ki alanı en fazla olsun. Bunun da pratik görünüşü bu olacak. Şimdi yarıçapı 8 santimmiş. O zaman şurası 8. Şurası 4 kök 2, 4 kök 2 olsun ki burası 8 gelsin. Benden de dikdörtgenin alanını istiyor. Kısa kenar 4 kök 2, uzun kenar 8 kök 2. 4 ile 8'in çarpımı 32, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 32 çarpı 2'den 64'ü paketledim gobeller. Burada da yamuk. Şimdi yamuğun da alanının en büyük olmasını isterse buradaki 3 parçayı eşit kabul edeceksin sen dostum. Yani her birinin arkasındaki yay ölçüsü 60 derece kabul edeceksin. Şimdi yarı çapını da 2 vermiş. Şurayı çizersem bu da 2. Burayı çizersem bu da 2. 3 tane eşkenar üçgen çıktı. Yamuğun alanını soruyor. Hadi gelin, en büyük olması için bu üçünün de eşkenar olması gerekiyormuş. Hemen bir tanesinin alanı neydi? A'nın karesi kök 3 bölü 4'tü. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. A yerine de 2 yazdım. 2'nin karesi 4'tür. Bunu götürdü.
Bir tanesinin alanı kök 3. 3 tane var bu Gobel'den. 3 kök 3'müş alanın en büyük değeri dostum. Çevirdim, 7 numarayla muhatap oluyorum. Bir kare dik prizmanın, şimdi kare dik prizma çizeyim hemen buraya ben o zaman bir tane. Kare dik prizma şöyle bir şey dostlarım. Şöyle bir şey. Bir kenarı bir ayrıtının uzunluğu ile bir yüksekliğinin uzunluğu toplamı. Şimdi bir ayrıtına xx diyelim, yüksekliğine de y diyelim. X ile y'nin toplamı 12. Bu kare dik prizmanın hacminin maksimum değeri. Şimdi kare dik prizmanın hacmi neydi? Taban alanı x kare, yüksekliği de y. Şimdi x ile y, x artı y'nin toplamı 12. Y yerine ben 12 eksi x yazarım diyorum. İlk birkaç köşe taşında yaptık bunları. Hemen x kare çarpı 12 eksi x. Düzenleyelim hacmi. 12x kare eksi x küp. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor Gobeller. Biz bir ifadenin maksimum olması için ne yapıyorduk? Bunu maksimum yapan x değerini bulacağız. Onun için de ilk önce türevini alıyorum. Hacmin türevi eşittir. 12x kareydi. 2'yi başa aldık. 24x geldi burası. Eksi 3x kare geldi dostlarım. Şimdi buradan da hemen h'ın türevi eşittir. Bunu sıfıra eşitliyordum Gobeller. X parantezinde 24 eksi 3x geldi. Bunu 0 yapıyorum. Buradan birinci kök 0, buradan diğer kök 8 geldi. X'in 0 olma ihtimali yok değil mi? 8'e alacağım o yüzden. Hemen 8'i de getirip yerine yazarsam 8'in karesi 64. Ne oluyor burası? 12 çarpı 64 eksi 8'in küpü geliyor kardeşim. Yani 64 çarpı 8, 12 tane 64'ten 8 tane 64'ü çıkartın diyor. 4 tane 64 kalır. 4 tane 64 de 256 yapar. Cevabım Adana geldi Gobeller. Geldim 2 numaraya. Şimdi taban yarı çapı ile, şu üst tarafı bir temizleyeyim de yer açılsın bize birazcık. Taban yarı çapı ile yüksekliğinin uzunluklarının toplamı 8 birim olan dik dairesel silindir. Şimdi dik dairesel silindirimiz şöyleydi Gobeller. Taban yarı çapına R diyelim biz. Yüksekliğine de H diyelim. Yarı çap ile yüksekliğin toplamı R artı H 8'miş. Hacmi en büyük olan, şimdi hacmini yazalım bunların. Hacimleri neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare h. Şimdi buradan h'i çekersek 8 eksi r olur. Hacim de şöyle olur. Pi çarpı r kare çarpı 8 eksi r. Bunu biraz daha düzenleyelim. Hacim eşittir. 8 pi r kare eksi pi r küp. İşte diyor ki bunun diyor bu hacmi en büyük olmasını sağlayan R değeri kaçtır diye soruyor. Bunun en büyük olması için ne yapıyordum? Türevini alıp sıfır eşiteceğim. Şimdi türevini alalım. 2'nin 2 başa geldi. 16 pi R eksi 3 başa geldi. 3 pi R kare. Bunu da sıfır eşitliyorum. Hadi hepsini pi R parantezine alalım. Pi R parantezinde ne geliyor dostlarım? Pi r parantezinde burada bir 16 kalıyor. Eksi burada da 3 r kalıyor. Eşittir 0 diyorum. Şimdi bir burası 0 olur ki bu durumda r 0'dır. Bir de burayı 0 eşitlersem ki r buradan da 16 bölü 3'tür. Tabii ki 0 olmayacak yarıçap. 16 bölü 3 olacak dedim Gobeller. 3 numaraya geldik. Bir kenarının uzunluğu 8 santim olan kare şeklindeki bir metal levhanın her bir köşesinden eş kareler kesilip çıkartılıyor. Şimdi kare şeklinde şöyle bir levhamız var arkadaşlarım. Şurada bir kenar uzunluğu x birim olan şöyle 4 köşesinden de kareler kesilip çıkartılıyor diyor. Kalan kısım katlanarak. Şimdi şurası 8 eksi 2x. Burası da 8 eksi 2x. Bunu katladığınız zaman şuralar taban olur. Şuradaki yer taban. Bunlar da yukarıya doğru dikilir. Yani yüksekliği x olan şöyle bir prizma çıktı karşımıza arkadaşlar.
Şöyle bir prizma gelir karşımıza. Yüksekliği x birim, tabanının bir kenarı 8-2x, yüksekliği de x birim olan bir prizma. Evet, en büyük hacimli kare dik prizma istiyor. Şimdi bunun hacminin en büyük olmasını istiyor. O zaman taban alanı 8-2x'in karesi taban alanıdır çarpı yükseklik. Bu hacim. Hatta bu hacmin ne diyor? En büyük olmasını sağlayan prizmanın yüksekliği nedir? Yani 8-2x'i soruyor bize. Aslında x'in en büyük değerini soruyor dostlarım. Şimdi biz bu x'i gelin en büyük yapmaya çalışalım. Önce şurayı bir açayım ben. Birincinin karesi 64. Artı ikincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı -32x. Çarpı bir de x var burada gobeller. X'i dağıtalım içeriye. 64x artı 4x küp -32x kare. Şimdi bu hacim, bunun en büyük olmasını sağlayan x değerini bulun diyor. Hemen türevini alıyorum. 64 artı 12x kare eksi 64x geldi. Burası eşittir 0 yaptım burayı da. 4'e bölelim hepsini dostlarım. Şuradan devam edeyim mi ben? Yer kalmadı çünkü orada. Şurayı da temizleyeyim hatta. Şurayı da temizleyeyim. Prizmanın yüksekliği. X'i soruyor bize arkadaşlarım, unutmayın. 4'e bölelim hepsini. 3x kare yapar. 4'e bölelim. -16x gelir. 4'e bölelim. Artı 16 eşittir 0 geldi dostum. Şimdi buranın çarpanları 3x'e x diye ayrılsın. Bu da 8'e 2 diye ayırırsak bunu ne oluyor? 8'e 2 diye ayırırsak 8x, 6x de buradan 8x, 6x çok da olmadı. 4'e 4 diye ayıralım. 4x, 12x de buradan 16. Eksi 4'e eksi 4 oldu. X eşittir ya 4 çıktı. Arkadaşlar video durmuş. Hiç unutmuşuz biz videoyu. Nerede durdu onu da bilmiyorum. Devam ediyorum. Şimdi biz en son ne yaptık biliyor musunuz? Şuradan birazcık daha ben bir şeyler anlatayım. Şimdi hacmi yazdık. Şurası bizim x yüksekliğimiz. Burası da tabanın bir kenarı. Şuradan gösterin. Tabanın bir kenarı 8-x. 8-2x. Yüksekliği de x. Hacim de neydi? Taban alanı. Tabanın kenarı bir kenarı bu ya. Kenarın karesi çarpı yükseklik. Hacmini yazdım. Bu hacmi biraz açtım şu parantez karesini. X ile de çarpınca şu geldi hacim. Hacmin diyor en büyük olmasını istiyor ya bizden kardeşim. Hemen hacmin bir kere türevini aldım. Sıfıra eşitledim. Sıfıra eşitlediğimde x'i bir 4 buldum. Bir de eksi 4, x'i bir de 4 bölü 3 buldum arkadaşlar. Şimdi x 4 olamaz diyorum. Çünkü 4 yazarsam 8 eksi 8 yani 0 olur burası. Tabanının bir kenarı 0 olan prizma olur mu? Olmaz. O yüzden x 4 bölü 3'tür. Yani prizmanın yüksekliği 4 bölü 3'tür deyip Adana'yı işaretliyorum gobeller. Ve geldim 4 numaralı sorumuza. Bir konserve firması hacmi 108 pi santimetre küp olan dik silindir biçiminde tüm yüzeyleri eşit kalınlıkta olan, şu üst tarafı siliyorum yine arkadaşlarım, bana yer lazım olacak çünkü. Şurada yapalım biz bunu. Bir konserve firması hacmi 108 bin santimetre küp olan dik silindir biçimde tüm yüzeyleri eşit kalınlıkta olan alüminyum konserve kutuları hazırlayacaktır. Hacmi dediğine göre pi r kare h'dan bahsediyor bize. Pi r kare h 108 pi'ymiş. Pi'leri götürelim. Yani pi r kare h 108 geldi. Firma kutunun maliyetini düşürmek için en az miktarda alüminyum kullanmak istiyor. Şimdi prizmanın alanını yazalım arkadaşlarım. Bir silindirin alan formülü. Taban alanı pi r kare pi r kareden 2 pi r kare. Yanal alanda 2 pi r h'tı. Bunun minimum olmasını istiyor. En az alüminyum kullanmak istiyor. Minimum olmasını istiyor. Buna göre R kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi buradan hemen H'ı yalnız bırakalım. R kare eşittir 108 bölü H geldi dostlar.
neydi? 108 bit, 150 bit, 150 eşit aralıklı olan alüminyum konserve kutuları hazırlıklı. Firmanın kutu maliyetini düşürmek için en az miktarda alüminyum kullanmak istiyor. Tamam. R kare yerine 108 bölü H yazdım dostlar. Daha doğrusu H yerine, pardon, H yerine 108 bölü R kare yazalım biz hemen. Getirip burada yerine yazıyorum. Şimdi 2 pi R kare artı 2 pi R çarpı 108 bölü R kareyi yazdım H yerine de. Hatta şuradaki R'leri de birer tanesini sildim. İşte bu benim minimum olmasını istediğim alan. Şimdi bunun minimum olmasını sağlayan biz ne yapacağız? R değerini bulacağız. Bunun için de bir kere türevini alıyorum. Hadi 2'yi başa getirdim. 4 pi R. Şuradaki R üzeri eksi 1'dir. Eksi 1'i başa alırsam eksi 2 çarpı pi çarpı 108 çarpı R üzeri eksi 2 olur türevini aldığımda. Bunu da 0 yapan R değerini arıyoruz biz dostlarım. Hemen pi'ye bölelim her iki tarafı ki pi'den bir kurtulalım. Şu 2, 4R burada dursun. 4R eşittir. Şunları da bu tarafa atalım. 2 ile 108'in çarpımı 216 bölü R kare olarak buraya geçti. R kareyi de şurayla çarpı olarak durumunda atarsam 4R küp eşittir 216 oldu. 4'e bölersem arkadaşlarım 108, 54 mi geldi? R küp eşittir 54 çıktı. Şimdi hangisinin küpü, R'yi soruyor bize. Şunlardan hangisinin küpü 54 yapıyor diye bakalım. Şu Denizli şıkkına bir bakayım. Küpünü alayım. 3'ün küpü 27. Küp kökün küp kök gider 2 çarpı 2. Evet, Denizli şıkkı doğru cevapmış dostlarım. R küp 54 ise R 3 çarpı küp kök 2 çıkıyormuş diyebilirmişiz. Pekala. 6 ve 7 numarayı da gömdük. Şimdi durduralım artık videoyu burada. Bir dahaki videoda da devam ederiz arkadaşlarım. Ya da bunlarla birleştiririz artık, bir şeyler yaparız.